münafıkların sonu nasıl olur? Münafıkları Allah özel yaratıyor. Yani tabii insan çok tiksiniyor, çok aşağılık görüntüleri. Pis derler. Bir de şeytani zekaları da şeytanın onlara hulul etmesinden kaynaklanır. Münafık Cenab-ı Allah tarafından meydana getirilmiş özel bir zombi. Fakat münafığın taktikleri çok dikkatli bilinmesi gerekir. Münafık aynı Müslüman metotlarını kullanıyor. Mesela peygambere dürüstlük, iyilik, Müslümanları koruyup kollama, Müslümanlara karşı anlayışlı olma iddiasıyla ortaya çıkıyorlar. Hatta peygamberimiz diyor ki en çekindiğim diyor münafıkların Kur'an öğrenmesi diyor. Çünkü size karşı Kur'an'la hareket ederler diyor. En istemediğim onların Kur'an'ı öğrenmesidir diyor. Çünkü münafığın hitap ettiği kitle de bazen aklı zayıf olan Müslümanlar oluyor. Mesela böyle esnaf kafalı ama sahtekar esnaf kafalı uslupla yaklaştıkları için ortalı olan Müslümanlar bazen tereddüte düşebiliyorlar. Ayette de geçiyor o. İçinizden onlara haber taşıyanlar vardır diyor Allah ayette. Münafık zaten küfürle bir alıp veremediği yoktur. Sadece Müslüman cemaatin topluluğunun dağılmasını ister. Yani tek hedefi odur. Ana gayesi odur. Onun için yaşar. Ama bunu yaparken hep mesela peygambere diyorlar, daha önce de anlatmıştım. Ya diyor sen peygambersin ama Müslümanlar acımıyorsun. Bu sıcakta onları neden savaşa çıkarıyorsun diyor ya adamlar. Yaşlı adamlar var, gençler var. Peygamber olarak sen bunu nasıl akledemiyorsun'a getiriyorlar yani haşa. Ama bak biz diyor vicdanlı insanız. Biz aklediyoruz. Müslümanlar, ey Müslümanlar biz sizi koruyoruz. Muhammed sizi korumuyor diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bak, görüyor musun münafık taktiğini? Halbuki adam 15 yıl, 10 yıl zaten savaşlara çıkmış sıcakta. Öyle bir derdi yok. O bölge zaten sıcak. Ayrıca eğer savaşa çıkılmazsa sıcakta sağlığına zarar geldiğini düşünelim. Öbür türlü Müslümanların canı gidecek. Yani kökten bir helak var. Peygamber diyor, biz diyor mücadeleyi bilmediğimiz halde, savaşı bilmediğimiz halde bizi savaşa sürüklüyor diyor. Savaşa çekiyor. Müslümanların savaşı bilmemesine rağmen onları savaşa çekip onların helakine sebep oluyor diyor. Halbuki adam bütün ömrü talanla geçmiş zaten, savaşın alasını biliyor. Sırf ahlaksızlık olsun, sırf peygambere karşı müminlerin kalbinde şüphe meydana getirmek için konuşuyor. Peygamberimiz önce ses çıkarmıyor. Sonra çok okkalı cevaplar veriyor peygamberimiz. Münafıklar haber taşıyanlar oluyor. Ayette var bak, bu da özel yaratılıyor şimdi. Çok şaşırtıcı. Normalde olmaması lazım. Mesela münafık cemaati ayrıldıktan sonra haber taşıyan olmaması lazım. Mucize olarak diyor ki Allah içinizden onlara haber taşıyanlara bak. Onlar da özel yaratılıyor. Ya olmasa dahi Allah yaratıyor. Bir mucize bu. Münafıklar haber taşıyor. Ama o haber tabii onlar içlerine acı düşüren haberler oluyor. Yani çok ızdırap çekmelerine sebep oluyor. Acı haberler.